Efendim merhabalar, Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Dolunay Karaca bizlerle birlikte. Astrolog yazar Dolunay Karaca. 16 Mayıs ve sonrasını konuşacağız. Gezegenler önemli, gökyüzü önemli. Gezegenlerin geçişleri önemli. Hayatımızda çok olumlu veya olumsuz etkileri var. Hepsini değerlendireceğiz. 16 Mayıs ve sonrasında bizi neler bekliyor? Dolunay Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Sercan Bey. Şimdi çok konuşuldu, astrolojik tahminler çok konuşuluyor son günler içerisinde. Ama insanların merak ettiği şey şu artık, yani tabii depremleri, işte siyasi olayları, bir takım gelişmeleri konuşuldu. Ama astroloji sadece bir dönemle sınırlı değil. Sadece seçim sürecini kapsamıyor, bu ayı kapsamıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde yeni oluşumlar, yeni dönüşümler olabilir. Gökyüzü içerisindeki hareketler neyi gösteriyor bize? Şimdi çok güzel söyledin. Astroloji çok derin bir bilgi ve çok fazla konuyu içeriyor. Gökyüzü hareketlerine göre gezegenlerin geçişleri, yaptıkları açılar bize pek çok alanda bir takım olasılıkları önümüze sürüyor. Biz de aslında hepimiz aynı gökyüzüne bakıyoruz. Ama farklı yorumlayabiliyoruz. Çünkü benim baktığım pencerede işte bu iki gezegenin açısı şöyle bir yorum getirebilir diyorum ben. Bir başka arkadaş farklı bir şey söylüyor veya aynı fikirde olabiliyoruz. Dolayısıyla hem seçimlerle ilgili hem diğer konularla ilgili zaten yeteri kadar video çekildi, yeteri kadar yorum yapıldı. Herkes kendince bir şeyler söyledi. Hakkımızda hayırlısı olsun, ülkemiz için, hepimiz için en iyisi olsun. Bizler bunu temenni etmekle vakıfız. Şimdi bu sene 16 Mayıs'tan ve Jüpiter'den ben aslında bahsetmek istiyorum. Çünkü Jüpiter sadece hayatımızda işte zorlayıcı gezegenler, Satürn, Mars, efendim Plüton geçişleri, bizi yoran, sıkan, testten geçiren şeylerin dışında, tutulmalar, işte bir takım maddi problemlerin dışında, Jüpiter gibi, Venüs gibi hayatımıza mutluluk getiren, bir takım rahatlamalar getiren, bazı alanlarda alacağımız o nefesi, o hakikaten sırtımızdaki yükleri atan da oluşumlar var. Mesela bunlardan en şanslısı, en bereketlisi, zenginlik gezegeni Jüpiter var. Ve Jüpiter Koç burcundaydı yaklaşık 11 aydır. Her sene bir burcu geziyor. Sırayla her burçta bir yıl güzelliklerini sunuyor. Bize şanslarını, fırsatlarını, bereketlerini gösteriyor. Bizi bazı alanlarda koruyor aslında. Bazı alanlarda o zorlandığımız, problem yaratan konuları da hani bir el uzanıyor gibi, sanki bizi tutup çekiyor gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi Boğa burcuna geçecek 16 Mayıs'ta ve 25 Mayıs 2024'e kadar bir yıllık süreçte Boğa burcunda hareket edecek Jüpiter. Dolayısıyla toprak elementi burçların şans ve fırsat dönemleri de başlıyor olacak. Boğa burcu en çok şansı yakalayacak ama onun yanında Başaklar ve Oğlaklar gene toprak elementi burç oldukları için onlar da bu fırsatları, bu güzellikleri, bu bolluk, bereket, genişleme, büyüme enerjisini içlerinde hissedecekler. Hayatlarının her alanında genel hatlarıyla aslında hissedecekler bir rahatlamayı, bir nefes aldıklarını. Hepimiz Jüpiter geçişinden etkileniyoruz Sercan. Çünkü hepimiz doğa olaylarından, doğa gezegen geçişlerinden etkileniyoruz haliyle. Bizler belki diğer burçlar olarak bir tık farklı alanlarda, bir tık bir nebze daha az toprak elementi burçlara göre hissedeceğiz bunu. Şimdi Jüpiter Boğa'da ilk önce ne demek? Ben bir onu anlatayım. Yani tabii. Koç burcundaydı. 11 aydır Koç burcundaydı. Her sene bir burca geçiyor diyorsunuz, değil mi? Her sene bir burca geçiyor. Koç burcu ateş elementi bir burç. Hareketli, özgüvenli, lider ruhlu ve gözü pek bir burç. Gözü kara çıkışlar yapan, ani konuşmalar, ani hareketler, ani fikirler alan bir burç. Dolayısıyla Jüpiter Koç burcundayken bizi gerçekten harekete geçirdi, o alanları büyüttü, cesaretle atıldık ve cesaretli olanın ayakta durduğu bir süreçti. Şimdi Boğa burcunda daha sakinlik arayışında Jüpiter, çünkü Boğa burcu huzur temenni eden, sakinlik isteyen ve maddi manevi güvenlik isteyen bir burç. Özellikle finans konularında, maddi konularda elimizdeki kaynakları doğru kullanabilmek adına, elimizdeki bazı fırsatları doğru değerlendirebilmek adına bize şans ve fırsatlar verecek Jüpiter. Boğa burcu
maddiyatla alakalı bir burç, aynı zamanda beş duyuyla alakalı. Yani görme, duyma, nefes alma, tad alma, işte lezzetli yemekler yapma, gurmelik, tad alma ile alakalı, müzikle, sanatla, görme, resimle alakalı bir takım sanatsal faaliyetlerde güzellikler getirecek. Boğa burcu Venüs yönetiminde bir burç olduğu için estetik ilişkiler ve gene böyle dekorasyon gibi konularda ve kadınlara özgü kokularmış, parfümler, kozmetik eşyaları, bunlarda bir takım gelişmelere maruz kalacağız. Boğa burcu aynı zamanda üretmek ve toprak elementi olduğu için tarımda ve ihracatta, üretimde bir takım ataklar yaşayacağız bu süreçte. Jüpiter Boğa'da hepimizin hayırlı olsun bir yıllık süreçte. Ama ben burç burç anlatmak istiyorum, kim nerelerde rahatlama yaşayacak. Evet, şimdi 16 Mayıs'ta bizi farklı bir döngü içerisinde olan Jüpiter'in etkisi bekliyor yani, değil mi? Aynen öyle. 16 Mayıs itibariyle artık biz daha dingin, daha sakin, daha huzur arayışında olacağız. Ve Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte hepimiz artık farklı alanlarda şans ve bereketi hayatımıza, fırsatları çekeceğiz. Bunlardan ilki Koç'la başlamak istiyorum. Koç burçları ve yükselen koç olanlar, özellikle Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle bir yıllık süre boyunca maddi kaynaklar konusunda bir rahatlama şansı yakalayacaklar. Kendilerini maddi güvenli açısından rahat hissedecekler, işlerinde ilerleme kaydedecekler, yeni bir ticari anlaşma yapabilirler, yeni bir iş kolu üretebilirler, yeni iş açmak, dükkan açmak, kendi işlerini yapmakla ilgili konularda atılımlar yakalayabilirler. Borç almak, borç vermek, alım satım gibi konularda şanslı olacaklar. Yani bu dönem bir koç eğer kredi çekmek, bir borcun altına girmek veyahut da bir yatırım yapmak istiyorsa tabii ki de bunu iyi değerlendirerek, çünkü bu bir yatırım tavsiyesi değil sonuçta, ama iyi değerlendirerek, elindeki şansları ve fırsatları görerek hareket etmesi tavsiye edilir. Şimdi Boğa burçları birinci evinde, yani direkt Boğa burcu zaten bu şansı ve bereketi yakalayacağı için bir yıldır üstünde olan yük, üstünde olan o sıkıntılar, o baskıyı atacağı bir sürece giriyor boğalar. Her anlamda rahatlayacaklar, her anlamda şansı, bereketi kendi içlerinde hissedecekler zaten. Gerek aşkta, gerek ilişkilerde, gerek işle ilgili konularda, insanlarla birlikte yaptığı diyaloglarda, ya daha önce yanlış anlaşılmalar yaşıyor olabilir ki Merkür Retrosu Boğa Burcu'nda 15 Mayıs'ta bitiyor o da. Bu dönem 3 haftadır birçok yanlış anlaşılmalara maruz kaldı. Birçok hakkında belki spekülasyonlar, dedikodular, işte bir takım elinde olmayan sebeplerden iç huzuru bozuldu boğaların. Şimdi 16 Mayıs itibariyle kendi haklarını, hukuklarını, adaletlerini gösterebilecekleri ve gerçekten ben haklıyım gördünüz müyü insanlara bağıra bağıra söyleyebilecekleri bir konuma giriyorlar. Rahatlıyorlar yani boğalar her anlamda. İkizler burcu ve yükselen ikizler için boğanın, Jüpiter'in boğa burcuna geçmesiyle birlikte aslında bazı konularda kabullenişe geçme durumu söz konusu olacak. Yani olabilene kabule geçmek, olamayacak olanı da gene kabule geçmek. Yani bunun böyle bir şey yönü var. Hani illa da ısrarla olmayacak bir şey üzerinde tutturmamak, hayrına olanı görmek, hayrına olmayandan da vazgeçmek süreci olacaktır ikizler için. Bazı şeyleri artık değiştirmekten vazgeçecek, her şeyi olduğu gibi kabul edecek, iç huzurunu yakalayacak ikizler ve bu iç huzurla birlikte kendi iç dünyasındaki psikolojik travmalardan, öfkelerden arınma süreci, şifalanma sürecine geçecek. Geçmişle de barışacak. Geçmişte bir takım problemler yaşıyorsa şayet, küslükler, zorluklar, geçmişle ilgili bir takım travmalar yaşıyorsa bunları da sevgiyle gönderecek, uğurlayacak ve önüne bakma sürecine geçecektir ikizler. Yengeçler evet. Ve yükselen yengeçler özellikle sosyal alanda şans ve fırsatlar yakalayacaklar. Yani arkadaşlıklar konusunda,
girdikleri ortamlarda, dernekler, kulüpler, daha sosyal olmak, daha aktif olmak, insanlarla daha paylaşımda olmanın keyfini çıkaracaklar. Belki biraz ertelendi bunlar, belki bazı sağlık problemleri veya maddi manevi başka koşullardan sebep çok fazla sosyalliğine fırsat ayıramadıysa bir yengeç veya yükselen yengeç, daha sosyal olmak, daha insanlarla bir arada olmak, paylaşımda bulunmak, umutlarını, geleceğe dair fikirleri paylaşmak iyi olacaktır. Sosyal anlamda tanıştığınız kişilerden aşk bulabilirsiniz bekar olan yengeçler için. Yine sosyal anlamda tanıştığınız kişilerle ileride iş yapma potansiyeliniz olabilir. O yüzden bir arada bulunduğunuz kişilerle çok iyi diyaloglar kurmak ve bu fırsatları görmek gerekecek diyorum ben. Evet, yengeç olarak katılıyorum ben de. İnşallah, evet. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, özellikle kariyer anlamında, iş ve statü anlamında parlayacakları bir süreçte olacaklar. Jüpiter'in boğa burcuna geçmesiyle kendilerini her anlamda daha rahat gösterecekler, daha rahat akışta olacaklar. İkna kabiliyetleri daha güçlü olacak, kendilerinden emin olacaklar, o özgüveni yeniden yakalayacaklar. İş anlaşmaları yapmak, kariyerlerinde ilerlemek, kariyerlerinde farklı yeni bir sayfa açmak için bazı fırsatlar ve iş teklifleri alabilirler. Kendi işlerini büyütmek, çünkü Jüpiter büyümeyle alakalı, genişlemeyle alakalı da bir gezegen olduğu için bazı iş kollarını daha geniş yelpazelere açmak isteyebilirler. Ve bu anlamda gene evlilik, ikili ilişkiler, özel ilişkiler bakımından da şanslı bir dönemde olacaklar. Bazı aslanlar ebeveynlik konusunu sorgulayabilir, çocuk sahibi olmak isteyebilir. Jüpiter boğadayken her şey görünür olacak aslanlar için. Ön plan olacakları, parlayacakları güzel, başarılı bir süreç aslanlara. Bu Jüpiter'in aslında boğaya geçişi bir olumlu etkiliyor hocam. Yani herkesi olumlu etkiliyor. Saydığım alanlarda ekstra olumlu yaşıyoruz. Yani hepimiz mesela bir takım zorluklar yaşıyoruz hayatta. Belki iş arkadaşımızla anlaşamıyoruz. Belki kardeşimizle anlaşamıyoruz. Ama Jüpiter bir yandan işte çocuk hanesine girdiyse, çocuklardan yana şansı, desteği görüyoruz. Yani başka bir yerde zorlanırken, Satürn'ün olduğu, Mars'ın olduğu alanda zorlanırken, Jüpiter'in olduğu alan bize destek sağlıyor. Bize rahatlık, bize huzur sağlıyor ve bize oh dedirtiyor. Yani hiç değilse buradan mutluyum dedirtiyor. İşte ben şu an sırayla bütün burçlar için aslında o alanı sayıyorum size. Evet hocam, çok güzel. Donlu hocam. Devam edin. Böyle şeyler duymayı özlemişiz yani. Değil mi? Biraz güzellikler duyalım. Evet. Evet, evet. Başak burçları için Jüpiter'in boğa burcuna geçmesi olumlu bir etki. Neden? Toprak elementinde çünkü. Dolayısıyla bir üçgen açı yapıyorlar birbirlerine gökyüzünde. Yani el uzatıyorlar. Gel kardeşim, ben sana destek olacağım dediği bir süreç. Pek çok uzak akrabasından bu desteği görebilir. Hiç ummadığı kişilerden yardım görebilir. Bazı fırsatlar ve hislerinin çok daha iyi niyetli kişilerle karşılaşabilir. Güzel bir açılım olacak Başaklara. Ama özellikle seyahatler, hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde daha rahat ilerleme, yurt dışı ile bağlantılı işler, ticaret konularında özellikle ithalat, ihracat gibi konular, dış yatırımlarla ilgili gene kazançlar vaat ediyor Başaklara. Başaklar için hukuki bir konu varsa, bir dava süreci, bir adaletle ilgili bir süreç varsa da hak ve hukukun, adaletin Başaklardan yana olduğunu söylüyor açıkçası. Güzel. Terazi burçlarına geldiğimizde, sevgili yükselen teraziler ve burcu terazi olanlar, özellikle ortaklıklar alanında iyiliklere, fırsatlara yön verecekler. Bazı ortaklıklar da çok daha şanslı olduklarını, iyi ki de ben seninle ortaklık yapmışım, bak ne güzel kazanıyorum dedikleri kişilerle karşılaşacaklar. Veya birlikte yürüdükleri kişilerden artık böyle olumlu geri dönüşler, olumlu kazançlar, o haneye para akışının girdiğini görmesiyle birlikte daha bir özgüven, daha mutluluk hissedecek, tamamlanma hissedecekler. Teraziler bu anlamda erteledikleri bir ameliyat, erteledikleri bir rahatsızlıkları varsa bu anlamda da şanslı bir sürecin içindeler. Bunu değerlendirebilirler. Gerek estetikle ilgili konularda, gerekse farklı
sağlık, belki beslenme, diyet gibi konularda da bir takım ilerlemeler rahat akışta olacaklardır. Yine ödemeleri konusunda rahatlama, belki kredi alabilme, borç alabilme, başkalarından yardım ve destek görebilme, bir indirim isteyebilme durumları, alım satım her türlü ticari faaliyetlerde bereketli olacaktır teraziler. Evet, teraziler için de bereket getiriyor Jüpiter'in boğaya geçişi. Evet, Jüpiter'in akrep boğaya geçmesiyle akrepler neler yaşıyor? Akrepler açıkçası evlilik, ikili ilişki, nişan, söz, ciddi ilişkilerde şanslı olacaklar bir yıllık süreçte. Burada şimdi evlilik ve nişan demişken 22 Temmuz 5 Eylül aralığında Venüs retro yapacak. Venüs retrosu aslında evlilikler, ciddi adımlar, nişan, düğün gibi konularda bize biraz düşündürücü bir zaman dilimi olduğunu söylüyor. O yüzden bu tarihlere getirmemek kaydıyla evlilik, İkili ilişkilerde adımlar, söz, nişan, aileleri tanıştırmak, ciddi oturup partnerlerin aralarında konuşması ve ilişkiyi ciddi bir aşamaya taşıma gibi konularda şanslı olacak akrepler. Ne zaman hariç? 22 Temmuz, 5 Eylül tarihinde hepimiz için geçerli. Venüs retrosu gökyüzünde devrede olduğunda ilişkilerde birazcık aksaklıklara, ertelenmelere, pürüzlere yol açabilir. O yüzden evlilik ve ciddi ilişkiyi o döneme getirmemeye dikkat edelim diyorum ben. Yer burçları ve yükselen yaylar, boğa burcuna giren Jüpiter, onların gündelik işleri, gündelik o angarya gibi gördükleri sorumluluklar. İşte fatura ödemektir, şunu yapmak, bunu yapmak, yük olan ama mecbursun, bunları da yapmak zorundasın dediğimiz işlerde rahat akış verecektir. Yani böyle hop hop yapacak, hop hop çıkacak, halledecek. İşte faturamı ödeyecek, tık 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 hemen cep telefonundan hop hop dijital bir şekilde halledebilecek. Çok daha rahat akışı, hayatının o iplerini eline geçirme konusunda başarılı olma dönemi yayların. Gene ofis içi arkadaşlıklarda daha iyi anlaşacağı, sorunları daha kolay çözeceği bir süreç. Evcil hayvanlar konusu veya evcil hayvan edinmek, onların sağlık konuları, sorumlulukları varsa bunlarla ilgili gene rahat edecekleri bir süreç. Kira, kiracılar, kontratlar, bu gibi konularda da zaten 15 Mayıs'ta Merkür retrosu da biteceği için imzalar atmak, sözleşmeler yapmak, tüm bu günlük işleri rahatlıkla halledebilme süreci olacak. Sağlık konusunda da en şanslı yaylar olacak. Bunun da müjdesini verelim sevgili yaylara. Sağlıkta yaylar. Bir de imza atmak, sözleşme imzalamak vesaire gibi durumlar için 16 Mayıs sonrası artık tüm burçlar için uygun zamanlar değil mi? Evet, rahat. Tamam. Şimdi Oğlak Burcu'na geliyoruz. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçmesiyle hayattan haz aldığımız konular. Tüm bu işte eğlence, gezmek, tozmak, alışverişler, kişisel bakımlar. Hani bizi ne mutlu eder? Üstümüze başımıza bir şey alırız, saçımızı başımızı yaptırırız, arkadaşlarımızla eğlenmeye dışarıya çıkarız. Veya evde güzel bir aile ortamında oturup neşe içinde konuşuruz. İşte tüm bunlar için daha çok vakit bulabileceği, hayattan gerçekten keyif almanın da önemini fark ettiği bir süreç olacak bu bir yıllık süreçte. Yani her şey iş değil. Tabii ki iş çok önemli. İş olmazsa hayat olmuyor. Çünkü bazı şeyler tabii ki maddiyata dayalı. Ama hayatın böyle küçük yönlerden mutlu olabilmek, ufak yerlerinden hazzı yakalayabilmek, eğlenmek, hobilerine daha çok vakit ayırabilmek, aşk, flörtler, çocuklar, hayvanlarla daha iç içe olmak gibi durumları hayatına davet edecektir sevgili Oğlaklar. Evet, Oğlaklar için de güzel. Ben beğendim bu 16 Mayıs'ı. Çok güzel, bence de. Yani Jüpiter gerçekten çok çok güzel bir gezegen. Ve gerçekten fırsatları hayatımıza getiriyor. Bir yerlerde onu yakalıyoruz, o şansı, o fırsatı görüyoruz. Bu da içimize su serpiyor açıkçası. Şimdi kova burçları ev aile konularında özellikle bu rahat ilerlemeyi sağlayacak. Tabii ki ev aile demişken emlak konularında, satış, alım gibi konularda da bazı şeyleri böyle düşeşe getirme. Mesela bir yer almak istiyordur, uzun zamandır aklındadır ama bir türlü fırsat yakalayamamıştır. Şimdi Jüpiter'in o alana girmesiyle rahatlayacak. Yani o almak istediği yeri
daha rahat almak, daha rahat işte kredi imkanı bulmak, belki birikimine birikim katarak daha böyle uygun fiyatlı alabilmek gibi durumların içerisinde olacak. Miraslar konusunda gene kova burçları, şanslı yükselen kovalar ve kova burcu olan güneşli kişiler. Ailevi konularda ılıman bir atmosfer var. Aile konuları artık daha rahat akıyor. Daha kendilerini kanıtlayabildikleri, insanları ikna edebildikleri, aileyle aynı fikirde yürüyebildikleri bir imaja bürünecekler. Böyle bir döngü içerisinde olacaklar. Evlerini değiştirmek, evlerini güzelleştirmek, o yaşam alanlarına daha mutlu, aktif ve sosyal olabilmeyi ev içinde halletmek isteyecekler. Huzuru evde bulacak yani kovalar. Evet, kovalar içinde evden ayrılmayın diyelim. Evet. Ve balık burçları, son burcumuz sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar, özellikle iletişim, pazarlama, reklam konularında şanslı olacaklar. Şans ve fırsatı, özellikle bu sosyal mecralar, sosyal platformlarda veya her türlü işte evrak vesaire gibi poster veya insanlara işte reklam yapıyorsanız, hangi kanaldan yapıyorsanız o kanalın, o iletişim ağınızın aslında iyileşeceğini, fırsatların bu alanda ortaya çıkacağını, halkla ilişkiler, pazarlama gibi konularda ve konuşma, anlaşılma gibi konularda rahat akışta olacakları bir süreç, bir yıl boyunca bunu mutlaka değerlendirsinler. Hem yakın çevre ilişkilerine biraz daha eğilsinler, yakın akrabalarına, kardeşlerine, komşularına, onlardan alacakları destekler onu çok rahatlatacak çünkü balıkları. Yani onlar nasılsa yanımda, ben uzaklara bakayım demesinler. Esas destek ve gücü çok yakınında olandan, kardeşinden, hemen kuzeninden, hemen komşusundan görebilecek aslında bu bir yıllık süreçte. O yüzden o karşılıklı fedakarlığı özellikle yakın çevre ilişkilerine vermesini tavsiye ediyorum sevgili balıkların. Evet, 16 Mayıs'ta ve sonrasında Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. 16 Mayıs itibariyle hayatınızda çok şey değişecek ama olumlu anlamda değişiklikleri Dolunay Karaca bizlere söyledi. Bu arada 2023 yılında ilk kez Boğa burcunda. Çünkü her sene bir burçta oluyor. Aynen öyle. 16 Mayıs'ta ilk kez Boğa burcuna geçecek. 12 yılda bir. Çünkü 12 burç var gökyüzünde. Her yıl bir burçta olduğuna göre 12 yıl önce gene Boğa burcundaydı. Yani 2011 yılında, 2011 Haziran itibariyle gene Boğa burcundaydı. O 2011-2012 yıllarında hangi alanlarda güzellikler yaşadıysanız gene o döngü bu sene Mayıs itibariyle, 16 Mayıs itibariyle hayatınıza giriyor aslında. Yani evet, her burçta çünkü 12 yılda bir var oluyor. Dolayısıyla boğalar bunu 2011'de yaşadılar. Şimdi 2023'te tekrar boğa dönüşü yaşıyorlar. Ve bu fırsatı, bu güzelliği kaçırmasınlar ve bunun bereketini en iyi şekilde hayatlarına çeksinler. Tek bir konu var. Jüpiter boğada iştah açar. Aa, o zaman diyetisyenler yaşadı. Diyetisyenler yaşadı. Jüpiter boğada iştah açabilir. Çünkü o tat alma, o keyif alma yemeden içmeden daha da büyüyecektir, daha da genişleyecektir. Dolayısıyla mutlu oldukça yeme isteği artacaktır. Ona birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bu... Hocam yeter ki insanlar mutlu olsun, yeter ki yesinler. Önemli değil. Mutlu olmak her şeye bedel bence yani. Bence de. Sevgiyle kal. Çok teşekkür ediyorum Sercan. Ben çok teşekkür ediyorum. Dolunay Karaca bizlerle birlikteydi. Astrolog, yazar. Önümüzdeki günler içerisinde tabii bu artık güzel haberlerle dolu astroloji yayınlarını devam ettireceğiz. Dolunay Karaca'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Çıkışın sonuna geldik. Çıkışın olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Mutlu kalın.